Gördüğünüz gibi elimde uzun sap bağlamayı kelepçeyle, kapo deniyor buna gitar kaposu aslında bu. Kelepçeyle kısa bağlamaya çevirdiğimi görmüşsünüzdür. Bunu bazıları merak ediyor ya da bazıları bilmiyor. Nasıl olacağı tam anlaşılmıyor. Uzun sap bağlamamız 23 perdeli. Kısa sap bağlamamız da 19 perdeli. Yani öyle olunca sap biraz daha uzun oluyor uzun sapta. Uzun ve kısayı ayırt eden şey sapların uzun ve kısa oluşu değil aslında perde sayılarının fazla oluşu da değil aslında. Bunları birbirine ayırt eden şey akortları. Akort. Sonunda T söylüyorum. Akor değil ama. Akor diyenler için de buradan bunu bir kez daha uyarayım. Akor başka bir şey. Akort değişik oluyor. Farklı. Yani buna düzen deniyor. Bağlamamızın düzeni farklı. Uzun sapta biz alt teli la, orta teli re, üst teli sol'e çekiyoruz. Kısa sapta ise alt teli re, orta teli sol, üst teli la olarak çekip öyle akort öyle düzen sağlıyoruz arkadaşlar. Uzun sap bağlamamızın sapı uzun olunca da fiziken alt teli R'ye getiremiyoruz. Çünkü çok tiz bir sese getirmemiz gerekiyor bu sefer de. Bağlamamızın fiziği, fizik kuralları buna uygun olmadığı için de R değil de farklı seslere çekmek zorunda kalıyoruz. Elimizde uzun sap bağlamamız varsa, kısa sapla nasıl akortlarız diye soruyorsanız şunu yapmamız gerekiyor. İlk başta bağlamamızı kelepçesiz akortlayacağız. Nasıl yapacağız? Benim şu andaki akordumdan bahsedersem şöyle. Alt teli B yapacağız arkadaşlar. Üçünde B yapacağız. B, B, B olacak alt tel. Yani balık eserin B'si. C anlamına geliyor B harfi. Orta teli E yapacağız. Edirne'nin E'si arkadaşlar. Bu da mi anlamına geliyor. Üst teli de kısa sap yapmak için F kare olması lazım. F diyez yani fa diyez. Burada Harflerle notaların uyum sağladığı tek harf bu. F harfi fa notası demek müzik aleminde arkadaşlar. Rumuzu bu. F diyez olacak ama kare işareti telefonlarda gördüğümüz kare işareti. Bemol işaretleri olur bazı telefonlarda ya da bazı programlarda. Bemol işareti görürsek o da G bemol yani Giresun G'si B harfi olacak. Kuyruklu B. Ama genelde diyez olur. F diyez olacak. F kare işareti olması gerekiyor. Yani bir daha hatırlatalım. B, Balıkesir'in B'si. Edirne'nin E'si orta tel. Üst telde Fransa'nın F'si F diyez olacak. Bunu söyleyeyim. Sonra 7. perde kapamızı, kelepçemizi takacağız. Nasıl 7. perde? Eşikten sonraki ilk perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. perdeye takacağız. Ne demiştik? Kısa sapta alt telin adı R'ydi. Uzun sapta alt tel basınca R sesi çıkan yere takmış oluyoruz kelepçeyi. Mantık bu. İki arkadaş oturuyor mesela. Onun kısa sapı var. Benim uzun sapım var. Bir de kelepçemiz var. Nasıl yapacağız? İşte bu şekilde. Yani o kısa sapla uyum sağlamış olacağız bu şekilde. Kapoyu takınca alt tel Edirne'nin E'si olmuş oluyor. Orta tel Adana'nın A'sı olmuş oluyor. Üst tel de Balıkesir'in B'si olmuş oluyor böyle olunca. Yani kısa sapla aynı dengede olmuş oluyor. Kapoyu, kelepçeyi nasıl kullanacağımızı da bu şekilde anlatmış oldum.